Efendim, başkâhin sizi tapınağa davet ediyorlar efendim. Önemli bir olay mı var? Evet efendim. Durun! Bir kez daha hırsızlık yapacak olursan buradan ölün çıkar, tamam mı? Söz veriyorum, bir daha yapmayacağım. Çözün onu. Sen benimle gel. Konu yine çoban Yakup'un davranışları. Yakup'un yaptıkları beni ilgilendirmez. Ama efendim, o tanrıların aleyhinde konuşuyor. Ona gereken cevabı vermek kâhinlere düşer. Cevap verecek gücünüz yoksa niçin beni rahatsız ediyorsunuz? Tanrıların tanrısı büyük işler çok öfkeli. Ben kıtlık görüyorum. Fedanın dört bir yanını kuraklık ve ölüm saracak. Burada bekleyin efendim. Ben başkâhine haber vereyim. İştar'ı kızdırdılar. İştar kendisine yapılan ihanete tahammül etmez. Biri İştar'ı çok kızdırmış. Tanrılara ihanet eden kişi yakında cezalandırılacak. Büyük İştar kendine bir kurban istiyor. Ona bir kurban vermeliyiz. Laban, neden Yakup'un küfür dolu sözlerine mani olmuyorsun? Halkın imanından siz sorumlusunuz. Ben kâhin değilim, valiyim. Yakup'un davranışları onu bağlar. Ancak o senin yeğenin ve kızlarının kocası. Ben Yakup'un davranışlarından değil, Feda'nın huzur ve güvenliğinden sorumluyum. İşte bu yüzden onu sakinleştirmelisin. O Feda'nın huzurunu kaçırmış. Feda'na huzuru geri getir. Kıtlık yakında bütün Feda'nı saracak. Ve Yakup bütün bu felaketlerin baş sorumlusu. Şimdiye kadar benim nimetlerinin artmasına ve koyunlarımın çoğalmasına sebep olan Yakup nasıl oluyor da Fedan'daki kıtlık ve felaketlerin sorumlusu oluyor? Çünkü Yakup tanrılarımıza açıkça karşı çıkmaya başladı. Daha önce de Babil tanrılarını tanımıyordu. O zaman niye kıtlık olmadı? Çünkü Yakup o zamanlar inancını gizliyordu. Ama şimdi açıkça kendi inancını yayıyor. Herkesin önünde işlere ihanet ediyor. Onu susturmalısın. Susturmalı mıyım? Evet, öyle. Babil devleti seni buraya niçin atadı sanıyorsun? Demek Babil devletinin beni buraya niçin atadığını biliyorsun. Şunu da kafanıza soksanız iyi edersiniz. Ben yalnızca Babil devletinden emir alırım. Ne sizden ne de İştar tapınağından emir almam. Şu halde Babil'deki İştar tapınağının başkâhininin bu maceradan haberdar olmasının bir sakıncası yok. Peki, Yakup'la konuşacağım. Yakup'a benim ya da ailemin başına bir şey gelirse bundan onun hanedanını sorumlu tutacağımı da söyle. Erken öten horozun başı çabuk kesilir. Sözlerine dikkat et. Seni bu seferlik bağışlıyorum. Bir dahaki sefere bunu yapmam. Sana ayağını denk almanı öneriyorum. Eğer kuraklık bu yılda mahsulümü yok ederse Yakup ve ailesini hayatta bırakmayacağım. Daha şimdiden ürünlerimiz kurudu. Hiç ümit yok. Hoş geldin baba. Hoş geldin baba. Hangi dağda kurt öldü de Fedan şehrinin valisi kızlarını ziyarete geldi acaba? Bu Yakup vazgeçmeyecek mi? Ne oldu baba?
Yoksa yine tapınağın kainleri sana Yakup'u mu şikayet etti? Ne yani? Yakup'un hiç mi suçu yok? Fedan'da olup biten her şey kainlerin bir komplosu mu? Siz de çok iyi biliyorsunuz ki Yakup peygamberliğinin gereklerini yerine getirmekten başka bir İştar şey yapmaz. İştar tapınağının binlerce yıllık hainlerinden ne istiyor peki? Büyük atasının dinini anlatmak istiyorsa anlatsın. Benim hanedanımı da anlatsın. Ama halkın inançlarına niçin karışıyor? Halkın inançlarına karışmaya hakkı yok. Yanılıyorsunuz sevgili babacığım. Onlar buna da tahammül göstermeyecektir. Baba, Yakup insanların tek bir Allah'a inanması için Allah tarafından gönderilmiş bir elçi. Tıpkı büyük babası İshak ve atası İbrahim gibi. Siz Fedan şehrinin huzuru ve güvenliğinden sorumlusunuz. O kendi görevini yapıyor, siz de kendi görevinizi yapın lütfen. Siz de onun gibi sorumsuzca konuşuyorsunuz. Eğer görevimin gereğini yapacak olursam sizin dağlara, çöllere kaçmanız gerek. Baba, ben ve kardeşimle ya eşimizin dinini kabul ettik. Ve ona verilen görevi layıkıyla yerine getirmesi için ona destek olacağız. Siz çıldırmışsınız. Niçin benim konumu mu düşünmüyorsunuz? Babil'deki İştar Tapınağı'nın baş kâhini benim yeğenimin Fedan'da İştar Tapınağı'na karşı halkı kışkırttığını duyarsa başıma ne işler açılır biliyor musunuz? Yakup'un tanrısının kudreti Babil tapınaklarının baş kâhininin gücünden çok daha fazladır. Şu halde taştan tanrılar yerine kendi tanrımızdan korkmamız daha doğru olur. Ne onun tanrısı ne de bunların tanrıları beni ilgilendirmez. Yalnızca Yakup'un Fedan'da beni zor duruma düşürmeye hakkı olmadığını söylüyorum. Ne oldu Rahil? Rahil ne oldu? Ne oldu? Ne oldu, neyin var? Rahil. Rahil ne oldu kızım? Niçin Betin benzin atmış? Vakit geldi. Bile vakti geldi. Haber ver, yardım edin. Hadi tamam. Tamam. Tamam tatlım. Faris. Buyurun efendim. Cod'un ovasına git ve Yakup'a bir an önce buraya gelmesini söyle. Tamam. Elini çabuk tut. Benim atımla git. Kazanan ailenin büyüğü olacak ve babamızın yerini alacak. Kazanan ailenin büyüğü olacak. Babamızın yerini alacak. Çobanlık hayvanların güdülmesi. Peygamberlik ise insanların doğru yolu bulmalarına yardımcı olmak demektir. Belki de bu yüzden peygamberlerin çoğu çobandı. Ben çocuklarımı yol göstericiliği öğrensinler diye koyunlarla birlikte buraya getirdim. Niçin benim çocuklarım kabadayılığı ve zorbalığı üstünlük ölçütü olarak görüyorlar? Zorbalığı ve kabadayılığı onlara ben öğretmedim. Kazanan ailenin büyüğü ve babamızın yerine geçecek. Babamızın yerini alacak kişi onun gibi kalkın. Güçlü olmalı. Kalkın. Babam kadar güçlü olmalı. Kalkın. Ailenin büyüğü ve benim halifem olacak kişi herkesten daha güçlü olan değil, Allah'ı en çok seven kişi olacaktır. İbrahim ve İshak Allah'ın en güçlü değil, en iyi kullarıydı. Ne oldu? Sürüyü siz getirin. Tamam. Babam nereye gitti? Önemli bir şey yok. Sürüyü toplayıp biz de gidiyoruz.
Bilha, Rahil senin kuman mı? Evet. Rahil'le aran nasıl? İyiydi. Hem Rahil'le hem de Yakup'la aram gayet iyiydi. Ancak eğer Rahil'den bir çocukları olursa ikisi de artık yüzüme bakmayacak, biliyorum. Niye böyle düşünüyorsun? Yakup ve Rahil çok iyi insanlardır. Yakup Rahil'i çok seviyor. Ondan bir de çocuğu olursa onu bütün eşlerinden daha üstün tutacak. Onun kaç eşi var ki? 4. Ben, Zülfa, Leya ve Rahil. 4 mü dedin? Evet. Zülfa ve Riya da gözden düşecek. Acele et. Gene bu gecikmeyi benden bilecekler. Beni suçlayacaklar. Ben öyle düşünmüyorum. Yakup adil ve şefkatli bir insan. Kıskançlık yerine sevgini biraz daha arttırabilirsen seni de sevmeye devam eder. Hiç merak etme. Biraz çaba göster kızım. Valimizle bana selam olsun. Dile benden ne dilersen. Ama Rahil ve çocuğunu sağ salim istiyorum. İçiniz rahat olsun, merak etmeyin efendim. Endişelenme. Allah Rahman ve Rahim'dir. Rahil? 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 Rahil, uyan. Rahil? 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 Sakın, sakın Rahil tanrıların öfkesine uğramış olmasın. Çocuğa siz bakın. Teyzeniz Rahil için dua edin. Çünkü sizin duanız daha çabuk kabul olur. Bir şeyler yapın, ne duruyorsunuz? Neler oluyor? Ne bileyim, bir şey söylemiyorlar. Biri işleri kızdırmış. Ateş ve kan görüyorum. Bu ateş başta bize inanmayanın eteğini tutuşturacak. Ölümün uğursuz gölgesi kentimizi sarmış. Tanrılara ihanet eden yakında cezalandırılacak. İşlere ihanet eden cezalandırılacak. Tanrıların lanetine uğramış olmasın sakın. İster tapınakta tanrılara inanmayanları lanetliyordu. Evet. Bu ateş önce bize inanmayanları yakacak demişti. Tanrılara ve Iştar'a ihanet edenler herkesten önce cezalandırılacaklar.
Rahil'in durumu nasıl? Durumu pek iyi değil. Bir şeyler yapın. Rahil hiç iyi görünmüyor. Sakin olun. Bizim Rabbimiz var. O ne dilerse o olacak. İnsanlar onun iştahın ve büyücü hislerin lanetine uğradığını söylüyorlar. Pekala. Bakalım Rahil ve çocuğunun Rabbi mi daha yüce ve daha kudretli, yoksa hislerin tanrıları mı? Rabbim. Rahil'e göz kulak ol. Ben döneceğim. Nereye gidiyorsunuz? Bizi bu halde bırakıp lütfen gitmeyin. Sakin olun. Yalnız kalmaya ihtiyacım var. Sen Tanrı'nla istediğini yap, ancak ben öyle durup bekleyemem. Bir tabip, bir tedavi, bir ilaç bulmam gerek. Ben de bir tabibe gidiyorum. Gerçek bir tabibe. O hem Fedan halkının hem de kızlarımın başına bela olmuş biri. Onunla nasıl baş edeceğimi bilmiyorum. Neden hisleri çağırmıyorlar? Çok yetenekli bir ebedir o. Evet, yeteneklidir. Efendimiz Laban, hisleri buraya getirtin. Gelir mi bilmem ama çok yetenekli bir ebedir. Git bak bakalım hisler gelecek mi? Ona ne isterse vereceğimi söyle. Ayrıca ona eğer kızımı kurtarırsa Yakup'u Fedan'dan süreceğime dair söz verdiğimi de söyle. Hadi git. Acele et. Çabuk. Yakup Babil tanrılarının ihanetine uğramış. Büyük İştar'a ihanetin cezası işte budur. Kes sesini! Kes! Yakup'a neden Tanrısından yardım dilemediğini sor. Onun yerinde olsaydım bir sorunla karşılaştığımda tanrılarımı unutmazdım asla. Beni Efendimiz Laban gönderdi. Kızını kurtarırsanız Yakup'u Fedan'dan süreceğine dair söz verdi. Bence bu çok iyi bir fırsat. Fedan halkı yüce İştar'ın gücünü ve tapınağın büyücüsü İster'in yeteneğini görmeli. Eğer Rahel'i kurtarırsan hiç şüphen olmasın ki Fedan halkının size inancı artacak ve burası altınla dolacak. Rahel'in ölümü de aynı neticeyi verecek. Şu halde bırakalım ölsün. Pekala. Git halka bunu anlat. Rahel'in İştar'a inanmadığı için öldüğünü söyle. Tek Tanrı'ya inanmak ve İştar'ın göz ardı edilmesinin bundan başka bir sonuç doğurmayacağını söyle. Rahel ve çocuğunun ölümüyle birlikte yağmur da yağarsa ne güzel olur. Ne muhteşem olur.
Onu ayıltmamız lazım. Ayılmazsa ikisi de ölecek. Bu duman onu ayıltmaz, öldürür. Bilmiyor musun? Hayır, durup bekleyeceğim. Bakalım Yakup'un tanrısı mı yoksa tapınağın tanrısı mı kazanacak? Bu çok açık. Zafer İştar'ın olacak. Laban, ne diye beni buraya getirttin? Yakup benim kudretli ve eşi benzeri olmayan bir tanrım var dememiş miydi? Peki neden ondan yardım istemiyor? Rahil'in hayatı senin ellerinde. Ona yardım et. Yakup'un İştar tapınağından bu kadar çabuk yardım dileneceği aklımın ucundan bile geçmemişti. Sen hayal görüyorsun İştar. Açık gözlerle sana bu rüyaları kim gördü? Eşin ve çocuğunun ölümüne kendi gözlerinle tanık olunca kimin hayal gördüğü belli olacak Yakup. Hayat ve ölüm Allah'ın elindedir. İştar ve İster'in değil. İster'in buraya gelmesini ondan ben istedim. Rahil'in durumu çok kötü. Rahil'in kendi Rabbinden başka birine ihtiyacı yok. Çık evimden dışarı. Çık dışarı. Dur bakalım Yakup, sana söylüyorum. Çık dışarı. Karın ve çocuğun bu gece ölecek. Bütün sevdiklerin ölmeden tanrıların öfkesi yatışmayacak Yakup. Eşim senin duanla gelmedi ki bedduanla gitsin. Defol evimden. Neden halkı? Bu ne kendine acıyor ne de size. Onun bu davranışları size kıtlık, eşi ve çocuğu içinde ölüm getirecek. Yakında isterin büyüsünü ve İştar'ın kudretini göreceksiniz halkım. Kızımın başına bir şey gelirse ölümlerden ölüm beğen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.